İyi günler sayın seyirciler. Gündem Artı'yla bir kez daha sizlerin karşısındayız. Bir günlük bir ayrılığın sonrasında çarşamba günü, yani dün sizlerle birlikte olamadık. 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümüydü. Coşkuyla kutladık ve o gün geride kaldı. Bugün artık 16'sını gösteriyor bizlere takvim yaprakları. Perşembe gününden sesleniyoruz sizlere. Stüdyomuzda konuğumuzda Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğrul oldu. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Evet, 15 Kasım dedik. Herhalde oradan başlamak lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü dün kutladık. Neler söylersiniz? Geride kalan 34 yıl söz konusu. Bu yılki kutlamaları siz nasıl değerlendirirsiniz? Ve tabii ilerisini de konuşmak lazım herhalde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk'ünün devletiyle olan geleceğine yönelik olarak. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir kere yıllar önce bir soykırım girişimiyle, eylemiyle karşı karşıya kalan Kıbrıs Türk halkı kendi adasında var olup var olmama mücadelesi verme noktasından ne mutlu bizlere ki dün Cumhuriyetimizin, devletimizin 34. yaşını kutlama noktasına geldik ve bütün amacımız bu devletin daha nice 34 yıllar doğum gününü kutlama şansını yakalamamızdır. Bu hedefe doğru ilerlememizdir. Ve bu süreç içerisinde bu başarıyı elde edebilme adına anavatan yavru vatan dayanışmasıyla, Mehmetçik Mücahit dayanışmasıyla, birlikteliğiyle verilen bu mücadelede şehit düşen insanlarımızı rahmetle anıyoruz ve gazi unvanını elde etmiş büyüklerimizin de önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyoruz. Ne mutlu bize ki bu günlere gelebildik ve bu adanın Türk adası, Kıbrıs'ın bir Yunan adası olmasını, bir Girit olmasını başarıyla engelledik. Ama tabii ki mücadele burada bitmiyor. Belki de esas mücadele bundan sonrası içindir. Belki artık mücadele savaş alanlarıyla değil, ekonomiyle, sağlıkla, ticaretle, tarımla, bu sektörlerde verilecek olan mücadelelerle elde edilecektir. Bu noktalarda da tabii ki yapmamız gereken, üzerimize düşen birçok görev vardır. Ve buralarda da yine anavatanımızla birlikte, anavatanımızın desteğiyle, kendi çabalarımızla bunları birleştirerek bu sektörlerde de inşallah çok daha mutlu günler görme fırsatını yakalayacağız. Kıbrıs konusuyla ilgili bundan sonrası nasıl şekillenir? Ben bu aşamada şunu vurgulamak isterim. Tabii ki bunun sonrasını da şekillendirirken ana vatanımızla istişare halinde bunu şekillendireceğiz. Nasıl ki bugünlere kadar ana vatanımızla birlikte buralara geldik. Bundan sonrasını şekillendirmede de yine ana vatanımızla birlikte onlarla istişare halinde geleceği şekillendireceğiz. Ama bu aşamada benim esas vurgulamak istediğim ne olacağından fazla neyin olmayacağıdır. Neyin olmayacağını da kastederken 50 yıllık başarısızlığı kanıtlanmış müzakere sürecine geri dönüşün olmayacağını çok net bir şekilde söylemek isterim. Bu netlikle konuşmayan yetkililerimiz olduğunu da biliyorum. Ve bu konuda eleştirilerimi gündeme getirmekten de çekinecek değilim. Her ne halse gerek müzakereci diye nitelendirilen, hala da müzakerelerin olmadığı bir süreçte müzakereci diye nitelendirilen Özdil Nami arkadaşımızın beyanatları olsun veya dünkü törende Sayın Cumhurbaşkanı'nın beyanatları olsun, söyledikleri olsun, ben şunu algılıyorum. Yani bir uğraş var, bir gayret var. Bir şekilde bu müzakere sürecini, 50 yıllık başarısızlığı kanıtlanmış müzakere sürecini bir mazeret yaratarak sanki o süreç değilmiş tekrar gündeme gelecek olan, başka bir şeymiş gibi göstermeye çalışarak yine sonuç alma şansı sıfır olan bir müzakere sürecini yine gündeme getirmeye
çalışma gayretini hissediyorum. Satır aralarından bunları okuyorum ve buna da ciddi tepki gösteriyorum. Crans Montana ile bunun son bir çaba olduğunu söylemeyen kalmamıştı Türk tarafında. Cumhurbaşkanı Akıncı da dahil. Görüşmeci Özdil Nami de dahil. Ve verilen tarih de Aralık 2016 idi hatırlarsanız. Aralık 2016'ya kadar bu işi çözdük. Çözmezsek bundan sonra yeni nesiller başka şeyler konuşacaktır diye Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri de vardır. Bugün neredeyse 2017'nin aralığına geldik. Arada İsviçre'deki müzakere süreci yaşandı ve Crans Montana'da da çöktü. Şimdi eğer şu denmeye çalışıyorsa, yani anlaşmaya ramak kalmıştı. Neredeyse bütün konularda bir mutabakat noktasına gelmiştik. Ama son aşamada Yunan-Rumlar yaklaşmakta olan seçimleri nedeniyle bu uzlaşma noktasından uzaklaştılar. Bunun ne kadar büyük bir yalan olduğunu eğer hala daha görmeyen, bilmeyen varsa bunu vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Nerede büyük aşamalar kat edilmişti? Birileri bize bunu izah etsin. Yani dönüşümlü başkanlığı mı kabul etti Rum? Dönüşümlü başkanlığı sonunda kabul ederim demiş Anastasiadis. Ama şimdi bunu kabul ettiğimi söylemeyeyim. Çünkü söylersem bizimkiler bunu kabul etmeyecek falan filan. Bir yalan. Zaten bizi azınlık diye niteleyen Rum tarafının bize dönüşümlü başkanlık gibi bir fırsat verebileceğini kim düşünebilir ki? Bunu kim iddia edebilir ki? İşte gördük okullarında dağıtılan anketlerde Kıbrıs Türk'ünü Ermenilerle, Maronitlerle, Latinlerle beraber bir azınlık toplum diye niteliyorlar. Evet. Peki azınlık toplum diye gördükleri bize Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 60'taki Cumhuriyet'in kuruluşunda eşit kurucu ortak olarak yer almış Kıbrıs Türk'ünü azınlık diye niteleyen Rum'un bugün siz dünyaca tanınmışlığı ışığında Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınan bir Rum devleti Kıbrıs Türk'üne dönüşümlü başkanlık fırsatı mı verecek? Kıbrıs Türk'üyle bir anlaşma sağlayarak eşitlik temelinde bir ortaklık mı kurmayı isteyecek? Bu hayalleri kim hala daha görebiliyor? Bunu anlamak mümkün değil. Kıbrıs Türk'üne bu büyük yalanları hala daha söylemeye devam etmek isteyenler varsa buyursunlar. Ama bu halka ne kadar büyük bir zarar verdiklerinin de farkına varsınlar. Yani çözümcü görüneceğim, uzlaşıcı görüneceğim diye Kıbrıs Türk'üne zarardan başka bir etkisi olmayan siyasetlerle yola devam etmenin bir anlamı olmadığını artık herkes görmesi lazım. Yani rica ediyoruz. Birilerini kötülemek adına konuşmuyorum burada. Veya alışılmış için hemen bu eleştirileri gündeme getirdiğimizde birileri hemen çıkıyor diyor ya işte vatan millet Sakarya edebiyatı, hain edebiyatı falan filan. Öyle bir şey dediğim de yok. Kimseyi hain diye nitelemiş birisi de değilim. O nitelemeyi yapma etkisi bende değil. Onu, tarih onu tespit eder. Ama Rum tarafını hala daha okuyamamış, Rum tarafının niyetini veya niyetsizliğini hala daha görememiş ve sanki bu Rum tarafıyla bir ortaklık kurma gibi bir olasılık varmış gibi politikaları gündemde tutarak Kıbrıs Türk'ünün içinde yıllardır yaşatıldığı belirsizliği sona erdirmek üzere adımlar atmasını engellemeye çalışmak Kıbrıs Türk'üne zarar vermekten başka bir şey değildir. Evet. Peki net şekilde konuşmayan yetkililer var dediniz. Yanlış hatırlamıyorsam biraz önce. Yani ortaya net bir şekilde koymaları gereken bir durum söz konusu yoksa kendi görüşlerini de net bir şekilde ortaya mı koymuyorlar? Ortaya koymaları gereken bir söylemi söylemekten geri duruyorlar. Başta da Cumhurbaşkanı Akıncı. Yani 50 yıllık başarısızlığı kanıtlanmış bir müzakere sürecinde
ısrar etmenin artık mümkün olmadığını, kendisi de bunu söylemişken Crans-Montana'da. Crans-Montana'dan buraya döndükten sonra farklı bir söyleme geçişini eleştirdiğimi söylemek için söylüyorum. Şimdi nedir burada 50 yıllık müzakere sürecine dönülmeyeceğini söylememiz gerekir derken şunu kastediyorum. Müzakereden kaçtığımız için değil. Ama başarı şansı olmayan müzakere ile kaybedilecek zamanımız artık olmadığını söylemeye çalışıyorum. Nedir bu başarısızlığın nedeni? 50 yıl görüştük, niye başaramadık? Bunun temel nedenini görmemezlikten gelme ve kendi kendimizi aldatarak BM parametreleriyle elde ettiğimiz kazançlar gibi bir aldatmacayı gündeme getirmek ve bu kazançların ne olduğunu birileri bize bir izah edebilse biz de öğrenelim. Ne kazancı elde ettik? Hangi BM parametrelerinden ne kazancı elde ettik? Rum tarafı devlet olarak tanınmaya devam edecek. Biz tanınmamaya ve Kıbrıs adasının bir azınlık toplumu olarak muamele görmeye biz devam edeceğiz. Rum tarafı tanınmışlığı nedeniyle üzerimizde ambargolar uygulatmaya devam edecek. Bizi ezmeye devam edecek. Ve göstermelik müzakere masasında oturup sözde iki eşit toplum aldatmacasıyla toplumlar arası görüşmeler diyerek iki toplum liderleri görüşecektir diyerek müzakere edeceğiz ve bundan herkes eşitlik temelinde bir anlaşmayla masadan kalkma şansı olduğunu düşünecek. Ve yıllarımızı yine bu süreçlerde boşuna harcamış olacağız. Bunu görmemezlikten gelme ve Rum'un tanınmışlığı karşısında bizim tanınmamışlığımızı eleştiren, bunu ön plana çıkaran bir politikaya gündeme getirmeden müzakere sevdalısı olmayı gündeme getirmenin ne kadar yanlış olduğunu görmeleri gerektiğine inandığım için bunları söylüyorum. Bundan sonra diyoruz biz açık açık müzakere olacaksa buna da açığız. Ama o devlet ben toplum olarak müzakere bitti. Onu söylemeye çalışıyorum. Bundan sonra müzakere olacaksa iki devlet arasında müzakere olacaksa olur. Bu anlamda da artık federasyon seçeneği ortadan kalkmıştır demektir. İki devlet ortaklık kuracaksa bunun adına konfederasyon denir. Konfederasyon veya federasyon sözcüklerini kullanmadan bir yere gitmek arzu ediliyorsa ona da varız. Kullanmayalım. Yeter ki ortaklık kuracak olanlar iki devlet statüsüne sahip taraflar olarak ortaklık kursunlar. Ha, bu devletlerden biri tanınmış devlet olabilir, biri tanınmamış devlet olabilir. O ayrı konu. Tanınmamışlık devletin olmadığı anlamına gelmez. Devlet tanınır veya tanınmaz. Tanınmadığı takdirde o devlet yoktur diye bir iddia tabii ki doğru değil. Devlet vardır. Tanınmamış olabilir. Bir ülke tanıyor olabilir. 10 ülke tanıyor olabilir. Ama vardır. Diğeri uluslararası camia tarafından tanınmış olabilir. BM'de, genel kurulda üye olabilir. AB'ye alınmış olabilir. Ciddi bir hata sonucu. Olabilir. Ama bu iki devlet müzakere edecek. Kıbrıs Türk'ünün devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Sadece Türkiye tarafından tanınan veya Türkiye artı şu 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 ülkeler tarafından tanınan KKTC ile dünyanın yanlış dahi olsa tanıdığı Kıbrıs Cumhuriyeti sözde, Rum Devleti. Bu iki devlet masaya oturup görüşecekse biz buna varız. Ama o devlet, ben toplum, o beni ambargolarla ezecek ve bu zeminde biz müzakere edeceğiz. Teşekkür ederiz. Böyle bir müzakere sürecine ihtiyacımız yoktur. Ve kim, Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, bir şekilde bu müzakereleri hayal kurarak diyelim, işte Rum tarafında ciddi bir mentalite değişikliği olması koşuluyla gündeme gelebilecek görüşmeler falan diyor. Var mı böyle bir olasılık? Var mı böyle bir olasılık? Yani bunları söylemek kulağa hoş gelebilir. Bunları söylemek, söyleyen kişiyi çok barışçı, uzlaşıcı bir kişi olarak lanse etmeye yönelik kullanılabilir. Bunun olasılığı nedir? Rum tarafında hangi parti, hangi siyasi lider bu
Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği değişimi, mentalite değişimini ortaya koyabilecek noktadadır. Var mı böyle bir olasılık? NOSİS'i okullarda kutlamayı gündeme getiren zihniyet mi şimdi ciddi bir mentalite değişikliğiyle Kıbrıs Türkleriyle eşit zeminde ortaklık kurmaya yönelik bir politika gündeme getirecek? Var mı böyle bir olasılık? Niye böyle bir olmayacak olan bir olasılık diye lanse edilenin peşinde Kıbrıs Türk'ünü koşturtmaya devam ediyorsunuz? Niye? Niye Kıbrıs Türk'üne gerçekleşmeyecek beklentiler önüne koyarak boşuna zaman harcanmasına sebep oluyorsunuz? Vazgeçin. Biz Rum'un keyfini bekleme noktasında değiliz. Dünya Rum'u şımartmaya devam ettiği sürece, dünya Rum'a sen Kıbrıs Cumhuriyeti'sin diye muamele gösterdiği sürece, kimse Rum'un bizimle gerçek anlamda bizi tatmin edecek eşitlik temelinde, güvenlik temelinde bir anlaşmaya gelmesini kimse beklemesin. Mümkün değil, gelmez. Ortaya koyuyor Rum, yani Rum bunları saklamıyor ki Aziz Beyciğim. Rum açık açık bunları da söylüyor. Bir örneği güvenlik garantiler. Bunlar olduğu sürece asla olmaz diyor. Bunlar olmadığı sürece Türk zaten buna gelmiyoruz. Peki nedir hala daha? Hala daha yaratılmaya çalışılan beklenti nedir? Bunun amacı nedir? Şu veya bu kişi çok uzlaşıcıdır, çok barış yanlısıdır. Bunun gibi düşünmeyenler de savaş çığırtkanıdır diye bir saçma sapan ve Kıbrıs Türk'üne zarar veren bir tablo yaratmaktan başka ne anlamı var bunun? Yani karşıdaki Rum'u iyi analiz etme, iyi yorumlama, sağlıklı yorumlama, gerçek neyse onu ortaya koyma çok mu kötü bir siyaset anlayışıdır? Sonuçta bu adada onlarla yaşayacağız. Önce iyi komşu olalım diyoruz. İyi komşu olamazsak iyi ortak nasıl olacağız? Önce gelin bir iyi komşuluğu konuşalım. Bizi domine etmek sevdasından vazgeçtiğinizi görelim. Kıbrıs Adası'nın Helen Adası olduğu görüşünden uzaklaştığınızı bir görelim. Türkiye'yi işgalci ülke diye nitelemekten vazgeçtiğinizi görelim. Kıbrıs Türk'ünü sizin bir azınlığınız diye lanse etmeye çalışmaktan vazgeçtiğinizi görelim. Önce iyi komşu olalım. Birbirimizin kimliğine, statüsüne, haklarına saygılı komşular olalım. Sonra ortaklığa gideriz. Ama bunlar olmadan, beni ambargolar altında ezerek, benim dünyaya açılımımı her konuda engelleyerek, benimle güya hemen diyor görüşmelere oturmaya hazırız. Bak bak bak, ne büyüklük gösteriyor Rum kardeşlerimiz. Hemen görüşmeye hazırmış. Sonra da masaya koyduğum her şeyi geri aldım diyor. Evet. Bir de o konu var. Rum şunun rahatlığındadır Aziz Bey. Görüşmelerin temeli şey değil, şeydir biliyorsunuz. Her konuda anlaşılmadığı sürece hiçbir konuda anlaşılmış sayılmıyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla Rum bu müzakere süreçlerinde yıllardır şu taktiği uyguluyor. Belirli konularda yaklaştık görüntüsü vermeye yönünde adımlar atılıyor. Eğer canları öyle çekerse anlaşıldı diye kabul edilen konuları bir kez daha tartışmaya açtırıyor. Çünkü zamana oynuyor. Müzakereleri başarıyla bitirme diye bir hedefi yok. Zamana oynuyor. Sürekli bir şeyleri devamlı tartıştırıyor. Eğer çok zora girer ve artık bir anlaşma yolunda mecbur kalmışsa, o her şey üzerinde anlaşılmadan hiçbir şey üzerinde anlaşılmış sayılmaz kuralını gündeme getirerek, Crans Montana'da yaptığı gibi garantiler konusunu gündeme getirerek sıfır asker sıfır garanti diyerek sanki diğer konularda hep anlaştık, bu konuda anlaşamadık. Şimdi tamam efendim, yine bir araya gelelim, güvenlik garantileri kapatalım. Diğerlerinde nasıl olsa anlaştık, bu konuyu bitiririz gibi bir tablo yaratmaya çalışıyor. Bu oyunu görmemezlikten gelme olamaz böyle bir şey. Yani bunu anlamakta biz gerçekten zorlanıyoruz. Kıbrıs Türkiye'ne niye bu haksızlık yapılıyor? Kendi içimizden. Ama bu haksızlık yapılırken
çok çözümcü, çok uzlaşıcı, çok iyi niyetli, çok barışsever havaları yaratılarak bu haksızlık yapılıyor Kıbrıs Türk halkına. Bundan vazgeçilmesini talep etmekten geri duracak değiliz tabii ki. Peki Rum tarafında bir zihniyet değişim, mental değişim yaratacak bir aday var mı şu an baktığınızda? Var mı? Olamaz ki. Yani Anastasiadis'i artık herhalde öğrenmiş olmamız lazım. Yani bu konuya nasıl baktığını, nasıl bir müzakereci olduğunu. Nikola Papadopoulos zaten belli bir ekolden, belli bir aileden gelen bir isim. Şöyle bir hava mı yaratılıyor bazı kesimlerce ülkemizde? Bazen yorumlarda görüyoruz, işte Papadopoulos kazanmazsa bu Rum tarafının hala çözüm istediğini gösterir. Allah'ım yarabbim. Evet, Anastasiadis çok çözümcü ya. Şimdi hiç fark etmez. Akel adayı da var ama. Akel adayı da var. Anca Akelli başkanda gördük. Gördük. Evet. Ne fark eder ki? Bizim için ne fark eder? Şimdi bir de şey ortaya atılmaya başlandı. İşte Anastasiadis ayrılığı görüş değerlendirme zamanı geldi gibi bir politika gündeme getiriyormuş. Ben buna inanmıyorum. Bence bu bizim, yani bizi yine beklemeye alma yönünde oynanan bir oyundur. Bekleyelim bakalım gerçekten Anastasiadis böyle bir şey yapacak mı? Bütün hedef bizim kesin ve nihai adımlar atmamızı engellemek üzerine oynanıyor. Bütün oyun budur. Rum tarafında ulusal konsey kararlarının ne olduğu biliniyor. Hangi Rum siyasi partisi bu ulusal konsey kararlarının hilafına, bunların tersine bir politika gündeme getirebilir? Hangisi bunların tersine bir politikayı tartıştırabilir bile? Ulusal konsey kararları belli. Ulusal konsey kararlarına göre Kıbrıs sorunu 74'te başlamıştır bildiğiniz gibi. Türkiye istilası ve devam eden Türk işgalidir. Bu sorunun çözümü için de Türk askeri gidecektir. Yerleşikler gidecektir. Türk, yani ulusal konsey kararları özetle bunlar. Peki, Anastasiadis ulusal konsey kararlarının tersine bir politika savunabildi mi bugüne kadar? Yani niye Anastasiadis çözümcü, Papadopoulos çözüm karşıtı? Yok böyle bir şey. Akeli de gördük, Diko'yu da gördük, Disi'yi de gördük. Hepsini gördük, biliyoruz. Hangisi kazanırsa kazansın bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü bizde olmayan birliktelik onlarda var maalesef. Bak bu konuda adamlara hakkını vermek lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi yelpazesinde Kıbrıs konusu bağlamında olmayan birliktelik Rum tarafında var. Ve bu bizde olmayan bu birliktelik de bizim Kıbrıs müzakere süreçlerinde çok ciddi dezavantajlı bir konuma sokmuştur. Yıllardan beridir. Yeni değil. Yıllardır bu kendi içimizdeki farklılıklar gerek Rumlar gerek yabancı ülkeler tarafından olabildiğince bizim aleyhimize körüklenmekte ve kullanılmaktadır maalesef. Peki zaman neden onların lehine de bizim aleyhimize? Zaman oynuyorlar dediniz. Aslında bu bariz artık. Zaten bunu herkes söylüyor. Bizim tarafta da herkes söylemeye başladı. Neden bizim aleyhimize bu zaman? Neden onların lehine? Çünkü biz mi yaratıyoruz bunu? Biz mi yarattık bu durumu? Bizim içimizdeki bu bölünmüşlük işte onların bu bölünmüşlüğün zaman içerisinde iyi kurdalandığı sürece iyi ne derler bizim aleyhimize kullanılabildiği sürece ki yapıyorlar bunu kendi içimizde kendi kendimizi helak ediyoruz. Ana vatana yönelik ilişkilerin bozulmasını hedefleyen çevreler de var içimizde. Devletin varlığını kabul etmeyen siyasiler var içimizde, vatandaşlar var içimizde. Bu gidişatın zaman içerisinde zaman geçtikçe gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kaldırılmasına, gerekse Kıbrıs Türk'ünün ana vatanı ile olan ilişkisini koparma noktasına getirilmesine kadar gidecek ve tek bir kurşun atmadan Kıbrıs Türk'ü Rum'un istediği noktaya gelecek. Bu Makaryos'un da
bildiğiniz gibi yıllar önce uygulamaya koyduğu bir politikaydı. Ve o darbe gerçekleşmemiş olsaydı 74'te Makarios politikası başarıyla devam ediyordu. Kıbrıs Türk'ü yavaş yavaş adadan göç ediyordu. Aynı zihniyetle bugünler bu şekilde yaşatılıyor işte. Bizim içimizdeki bölünmüşlükler, bizim içimizdeki birbirimizle uğraşma ve Kıbrıs Rumu'nun bunu iyice bizim aleyhimize kullanması, yabancı ülkelerin, yabancı güçlerin, Avrupa Birliği unsurunun bizi sürekli Türkiye'den uzaklaştırma, Rum'la Kıbrıslılık kamuflajı içerisinde belli bir noktaya götürme politikaları hala daha gündemde bildiğiniz gibi. Gençliğimizi bu yönde etkileme. O yüzden zamana oynuyorlar. Şimdi başlarda Türkiye ile istişare edilerek sürecin götürülmesi gerektiğini söylediniz. Bunu yapıyor muyuz biz Kıbrıs Türk tarafı olarak sağlıklı bir şekilde? Örneğin siz Dışişleri Bakanlığı olarak bunu gerçekleştiriyor musunuz? Yoksa Crans-Montana sonrasında askıya mı aldı taraflar bu konuyu görüşmeyi ve bir politika, bir yeni yol haritası? Artık B planı demiyoruz, hiç kullanılmıyor. Bu çoktandır duymadık, duymuyoruz. Tamamen gündemden mi kalktı acaba? Hayır. Yani şu anda bizim seçimlerimiz artı Güney'in seçimlerinin gündemde olması nedeniyle bu dönemde bu seçimler bitene kadar Kıbrıs konusunda net bir gelişme beklememek lazım. Bu mümkün değil. Bu seçim ortamında her şey askıya alınır. Ama ben Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bey'le görüştüm, görüşüyorum. Amerika'da beraberdik. Sonra Antalya'da tekrar bir araya geldik. Bu istişareleri yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarında bugün de bir açıklama vardı Mevlüt Çavuşoğlu Bey'den. İzolasyonlar gündeme getiriliyor devamlı. Kıbrıs Türk'ünün maruz bırakıldığı ambargolar gündeme getiriliyor. Bu konularda tabii ki hepimizin talebi bu ambargoların sona erdirilmesidir. Hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir muameledir. Ama ben şunu sormaktan da geri durmayacağım. Yani bu ambargolar nasıl kalkacak? Sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin icazetiyle mi? Ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla? Yöntem ne olacak? Kıbrıs Cumhuriyeti denen Rum Devleti'nin icazetiyle ambargolar kalkacaksa bana göre bunun bir anlamı yok. Kaldırdığı gibi yine koyar. Yani bugün Ercan Havaalanı'nın uluslararası trafiğe açılmasını Rum Sivil Havacılık İdaresi'nin ICAO'ya vereceği bir bildirimle gündeme gelmesi çok mu mutlu edecek bizi? Bu sene deklare eder, gelen sene etmez. Yani o inisiyatifi oraya bırakmamak, oraya almak, o almak lazım. Tabii ki yani Rum'un icazetiyle eğer biz bu adada yaşayacaksak bunca yıllık mücadelemizin ne anlamı kalıyor ki? Peki biz izolasyonlar konusunda müzakereler sürerken çok bir şey yapmadık. Hatta hiçbir şey yapmadık. Olmaz mıydı, yapamaz mıydık? Yani bir yandan müzakereler, diğer yandan da bu izolasyonların yarattığı haksız durum anlatılamaz mıydı? Kaldırılması olmasa bile en azından derdimizi anlatabilirdik. Onu bıraktık. İşte çözüm olunca zaten otomatik bir şekilde hepsi sona erecek. Bilmiyor muydu bu ülkeler? Şeklinde devam ettik. Güzel. Anlıyorum soruyu da. Yani biz davamızı anlatamadık. O yüzden ambargolar sürdürüldü aleyhimize iddiasına ben katılmam. Hiçbir zaman katılmadım. Bir kere Rum'un tanınmasına ne zaman olanak tanındı Kıbrıs Cumhuriyeti diye? 1964'te alınan Güvenlik Konseyi kararı 186 ile. Her zaman söylerim. O 186 sayılı Güvenlik Konseyi kararının içinde Kıbrıs Rum'u tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti'dir diye bir ifade yoktur. O kararda sadece Kıbrıs hükümeti
barış gücü askerlerinin adaya gitmesine onay vermiştir diye bir ifade var. O da BM anayasasına göre söylenmesi gereken bir ifade. Yani bu bir kuraldır BM'de. Eğer BM bir yere asker gönderiyorsa gidilecek olan ülkenin hükümeti buna onay vermiştir diye deklare edilmesi lazım. O yüzden bu deklarasyon yapıldı. O yapıldığı anda Rum Kıbrıs hükümeti benim dedi. Bizi de etnik asi bir azınlık diye niteledi, suçladı. Yıl 1964 Mart ayı. O dönemde BM'de kaç ülke Kıbrıs konusunun içeriğini biliyordu? Onu da bir kenara koydum. Kaç ülke Kıbrıs adasının nerede olduğunu biliyordu? Sorumluluk, ben hep vurgularım, İngiltere'de. Çünkü kimse bilmiyorsaydı Kıbrıs konusunu, hele hele Güvenlik Konseyi, 5 daimi üye ülkeden biridir, veto hakkı ondadır, garantör ülkedir. Kıbrıs Cumhuriyeti öncesindeki süreçte de buranın kolonyal şeydi, idareydi. Dolayısıyla İngiltere niye buna izin verdi? Rum'un tek başına Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınmasına niye İngiltere izin verdi? Ve İngiltere'nin verdiği izinle uluslararası camia dedikleri o yapı Rum'un Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınmasını kabullendi ve Kıbrıs diye bir devlet BM Genel Kurulu'nda hala daha oturmaya devam ediyor. Bu bizim Kıbrıs meselesini birilerine anlatmamamızdan kaynaklanan bir netice değildi. Bu bile bile bize yapılan bir haksızlıktı. Şimdi bunun sonrasında Kıbrıs konusunda nelerin yaşandığını Amerika mı bilmiyordu? Kim bilmiyordu? Bu ortaklığı bozanın Rum olduğunu kim bilmiyordu? Ortaklıktan atılanın Türk olduğunu kim bilmiyordu? Peki bunlar biline biline niye bize bu diskriminasyonun, bu ayrımcılığın, bu haksızlığın yapılmasına izin verildi? Esas konu bu, sorgulanması gereken bu. Ha şimdi ya bunu sorgulayacağız ya da buna teslim olacağız. Diyeceğiz ki ya istediğimiz kadar şikayet edelim. Artık bunlar oldu. Bunu kabullenelim. Ve bu kabullenmekle buna kendimizi nasıl adapte edeceğiz, onun yollarını bulalım. Ben işte bu ikinci söylediğim şıkkı hiçbir zaman kabul etmeyenlerdenim. Bu oldu bittileri ne yapalım, şansımız buymuş, kısmet de buymuş, kabullenip buna uyum sağlayalım düşüncesine hiçbir zaman kapılmadım. Ve ısrarla muhatap kim olursa olsun Kıbrıs Cumhuriyeti diye yasal bir devlet olmadığı vurgusunu devamlı yapmamız gerektiğine inandım ve devamlı da yapıyorum. Kim muhatap olursa olsun istedikleri kadar yasal bir Kıbrıs Cumhuriyeti vardır politikasını güçsünler. Onlar da biliyor ki yoktur. Ha şimdi İngiltere adadaki egemen üst bölgelerinin geleceğinden kuşku duyduğu için Rumları kızdırmaktan geri duyuyor. Çünkü Rum tarafında hemen bir hareket başlatılacaktır. İngiliz üsleri dışarı. İngiltere bunu göze almak istemiyor. Ve bir anlamda da hep söylerim, adadaki kendi üslerinin esiri konumundadır. Şimdi bir de Brexit konusu gündeme geldi. Herkes diyor ki İngiltere Avrupa'dan çıktı, çıkıyor. O kadar kolay değil. Çünkü Brexit'in neticelenmesi için Avrupa Birliği üyesi her ülkenin parlamentosundan İngiltere'nin çıkışının onaylanması gerekiyor. Bu ülkelerden iki tanesi de Rum tarafı ve Yunanistan'dır. Dolayısıyla Brexit'in gerçekleşip gerçekleşmeyeceği noktasında Rumlar ve Yunanlılar şu anda söz sahibidir. Ve Brexit gerçekleştiğini farz etsek bile ve İngiltere hakikaten çıktı Avrupa Birliği'nden. Ondan sonra İngiltere'nin eli serbest, artık Rum'u kızdırmaktan çekinmeyecektir diye bir iddia da bana göre gerçekleşmeyecek.
Çünkü üsler oradadır. Ve üslerin geleceğini tehlikeye sokmamak için İngiltere devamlı Rumları kızdırmama politikasını gütmeye devam edecektir. Ondan bir şey beklemeyin. O yüzden bütün söylemeye çalıştığım, şundan beklenti, bundan beklenti, Avrupa Birliği'nden beklenti, İngiltere'den beklenti, Amerika'dan beklenti, bu tür politikalarla kendi kendimizi aldatmaya devam etmeyelim. Kendi geleceğimizi kendi irademizle, ana vatanımızla birlikte belirleme ve artık uluslararası camianın bize yıllardır uygulattığı oldu bildilere, bittilere karşı bir dik duruş sergileyerek yeter bu oldu bittiler. Biz bu oyunu bu şekilde artık oynamıyoruz politikasını net bir şekilde ortaya koymamız lazım. Hep sorgulamışımdır. Niye biz kendimizi birilerine uzlaşıcı olduğumuz noktada ispatlamaya çalışıyoruz? Bu suçluluk psikolojisiyle dış politika gütmek niye? Tabii ki biz anlaşmayı isteyen tarafız. Çünkü anlaşmazlığın zararını çeken biziz. Ortaklığın bozulmasından zarar gören biziz. Bugüne kadar da zarar görüyoruz. Dolayısıyla doğal olarak anlaşmayı arzulayan, uzlaşı ortamını talep eden tabii ki biziz. Ama eğer uluslararası camia Rum'u şımartmaya devam edecekse ve öylesi bir ortamda biz güya uzlaşıcı olduğumuzu göstermek için bütün olmazsa olmazlarımızdan geri adım atarak uzlaşalım diye yalvarıp yakaran politikayı izleyeceksek suçluluk psikolojisi içerisinde bundan vazgeçelim diyorum. Bu bizi bir yere götürmez. Kimseye kendimizi ispatlama mecburiyetinde değiliz. Yani bu Kıbrıs müzakerelerinin tarihçesine bir baksın herkes, kim isterse. Bütün müzakere süreçlerinde hep reddeden Rum olmuştur. Hep onay veren Türk tarafı olmuştur. Peki ne kazandık? Ne kazandık? Biri bize izah etsin. Bu iyi çocuk rolünü oynamakla ne kazandık? Kötü çocuk olalım demiyorum. Müzakereye her zaman kapıyı açık tutalım. Asla müzakereyi kapatalım, bitti artık. Biz kimseyle konuşmuyoruz diye bir politika benimseyelim diyen yok. Ama bu müzakere eşit statüde iki taraf arasında olacaksa buna varız. Eşit statüde, devletse devlet. Eğer bu yoksa teşekkür ediyoruz. Yeter artık. Zekamızla alay etmesinler. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki şimdi üslerden bahsettiniz, garantilerden de bahsettiniz aslında. Şöyle bir gelişme yaşandı, yaşanmakta. Avrupa Birliği kendi ordusunu tesis etme yönünde çalışıyor ve buna bağlı olarak Güney Kıbrıs'ta işin içinde Avrupa Birliği üyesi olması hasebiyle Fransızlara da güneyden, Mari'den bir deniz üssü veriliyor ve bunu garantilere karşı, yani garantörlük sistemine karşı yeni bir alternatif yaratmaya çalışıyorum kesimi şeklinde yorumlamamız mı gerekir? Garantilerin önüne bir tehdit olarak bunu getirebilir mi Rum tarafı? İşte Avrupa Birliği ordusu var. Fransızlar da burada hali hazırda. Zaten Fransız tercihi herhalde biraz da Güvenlik Konseyi'ne yöneliktir. BM'ye yöneliktir. Evet. Şimdi bir kere Avrupa Birliği ordusu diye bir ordu oluşabileceğini ben asla düşünemiyorum. Yoktur böyle bir şey, olasılık. Rum tarafı bölgede aktör olmadığını bildiği için başka ülkelerin, işte şimdi Fransa'nın İtal aktörlerle kendini Türkiye'ye karşı sanki bir aktörmüş gibi havaya sokmaya çalışıyor. Boşuna bir gayret. Yani şimdi Fransa'ya orada üs vermişsiniz. Ne olacak yani? Fransızlar gelip Rumlar için bizimle savaşacak mı? Yok böyle bir şey. Yani boşuna bir hamle içerisinde girmişler. Doğalgaz ve petrol arayışları gibi girdikleri bir tek yol var. Çıkmaz bir yol var. Türkiye'nin onayı olmadan, Türkiye'nin desteği olmadan, Türkiye'nin katılımı olmadan
hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir süreç gündeme getirdiler. Hep söylerim tek yoldu, çıkmaz yoldu. Aynı şekilde şimdi Fransızlarla bu oyunu oynuyorlar. Türkiye'ye karşı kendilerini sanki bir aktör ve işte ben Fransızlarla birlikte güvenliğimi sağlayacağım, Avrupa Birliği ordusu görüntüsü falan filan. Yok, bunlar hep şey, hiçbir anlamı olmayan, boşu boşuna gündeme getirilen hamleler diye yorumluyorum. Peki, Şubat'ta yeni bir süreç, sanki yeni bir süreçmiş gibi bir şeyler hazırlanıyor dediniz. Ve, hayır. Öyle bir heves evet. Okuyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın öz dinlenmenin beyanatlarında satır arası. Peki ben de evet. Sayın Nermin'in beyanatlarından devam etmek istiyorum. Bu kez masaya otururken, oturmadan önce bazı şartların belirlenmesi gerektiğini söyledi Sayın Nami. Statümüzün ne olacağını evet, belirlenmesi gerekir. Reuters'e yaptığı diyor. Açıklamaydı. Yani eğer çözüm olmazsa tanınalım şeklinde de yorumlandı. Siz nasıl bakarsınız? Bu tarz bir yaklaşım. Bu kandır çocuğu olur? Taksim istesin misali bir şey. Yok böyle bir şey. Yani Rum tarafı ve uluslararası camia böyle bir tablo oluşmasına asla onay vermez zaten. Kasülyes anında. Tabii ki. Yani olacak şey değil. Evet. Mümkün değil böyle bir şey. O yüzden diyorum yani bu arkadaşlar öyle bir arayış içinde ki bir şekilde bir mazeret uydurarak Kıbrıs Türk'ünü de aldatarak işte bak ne güzel statümüzün belli olacağını bilerek ve bir takvim bu defa. Kaçıncı takvim oyununu oynuyoruz? Rum bir kere takvim kabul etmiyor. Önü açık istiyor. Rum garanti istemiyor. Peki benim eleştirdiğim bu realiteler karşısında siz hala daha niye bir mazeret bulalım da bu görüşmeleri bir şekilde başlatalım. Başlattıktan sonra bu da var. Türkiye'nin gücü, Kıbrıs Türk tarafının gücü bunları durdurmaya yetmeyecektir. Beklenti bu çünkü. Aman bu süreçler bitmesin. Peki sizin hedefiniz ne? Amacınız ne? Nereye oynuyorsunuz? Bitmeyecek müzakere süreçleriyle Kıbrıs Türk'ünü perişan etmenin ne anlamı var? Bu sizin söylediğiniz Rum asla kabul etmez zaten. Müzakereler başlamadan önce herkes bilecekmiş. Müzakereler bu defa da başarısızlığa uğrarsa Kıbrıs Türk'ünün statüsünün ne olacağı ortaya çıkacak. Yok böyle bir dünya. Kimse bu koşullarda müzakere yapmaz. İşte burada şöyle bir düşünce oluşuyor. Şöyle düşündürüyor beni de. Başlamaması için mi mazeret yaratıyoruz? Siz hayır. Başlaması için dediniz ama. Başlaması için mazeret yaratmaya çalışıyor. Bu görüşme sevdalısı arkadaşlar. Çünkü bakın net söylemeye söylemekten kaçındıkları bizim net olarak söylediğimiz, anavatanın net olarak söylediği başarısızlığı kanıtlanmış prosedürlerle ısrar etmekle farklı bir netice beklemek olmaz. Belli bunun neticesi. Dolayısıyla farklı modaliteler. Politika bu. Bunu Cumhurbaşkanı'nın söylediğini siz duydunuz mu? Müzakereci de söylemiyor. Bu şekilde söylenmiyor. Öyle bir şekilde söyleniyor ki müzakereler bir şekilde yine başlayacak. Bunun Kıbrıs Türk'ünü tatmin edici bir gerekçesini bulalım bir şekilde. İşte başarısız olursa tanınacağız. Başta mesela. Söylediğiniz net konuşmadan kastınız buydu herhalde. Yani bunların bu başlamanın ve nasıl biteceğinin şartlarının net olarak söylenmesi mi lazım bu sefer? Hayır, öyle bir şey mümkün değil. Benim söylemeye çalıştığım eğer başlayacaksak iki devlet olarak başlarız. Tamam işte bu da bir şarttır. Yani bir ön şarttır. Çünkü öbür ön şartla 50 yılımızı harcadılar bize. O devlet ben toplum. Hala daha o şartlarda müzakere etmeye mi niyetliler? O devlet ben toplum ve o benim üzerimde ambargo uyguluyor. Farkı şu mudur? Siz statümüz başlamadan belli olsun diyorsunuz. Benim devlet statümü beni devlet olarak tanımasalar bile Kıbrıs Türk'ünün bir devleti olduğu gerçeğini kabul edecekler. Baştan. Kabul edecek. Tanımayabilir. O ayrı konu. Bak beni tanısın iddiasında değilim.
ama Kıbrıs Türk'ünün bir devleti olduğunu kabul edecekler. Tanımamak demek o devlet yoktur demek değildir. Onu söylemeye çalışıyorum. Ve eğer gerçekten bir ortaklık isteniyorsa, eğer, o da eğer, yani istenmeyebilir de, bana göre Rum istemiyor da zaten ortaklığı. Ama eğer gerçekten bir ortaklık isteniyorsa ve uluslararası camianın böyle bir talebi varsa gerçekten, o zaman adadaki müzakere eden tarafların biri devlet, biri toplum olmayacağı, ikisinin de devlet olacağı, birinin uluslararası tanınmışlığı, diğerinin kısıtlı tanınmışlığı olduğunu kabul ederek. Bu zeminde görüşeceksek görüşelim. Ama o benim üzerimde, o benim devletimmiş gibi, ben de o devlete karşı sözde isyan etmiş, asi bir ayrılıkçı toplummuşum gibi ve ambargolar altında ezdirilerek müzakere edeceğim. Ve bundan beni tatmin edecek bir netice bekleyeceğim. Yok böyle bir dünya. Dünya Rum'u bizimle anlaşma ihtiyacı hissetme noktasına getirmediği sürece Rum o noktaya gelmeyecektir. O yüzden biz diyoruz artık yeni bir sayfa açılması lazım Kıbrıs konusunda. 50 yıldır alışılmış terminolojiyle, 50 yıldır uygulanan metotlarla hala daha Kıbrıs'ta farklı bir netice beklemek mümkün değil. Onu söylemeye çalışıyoruz. Evet. Ama bu yeni sayfayı da açarken herhalde kendi içimizde de yeni bir sayfa açmamız lazım. Tabii ki. Örneğin işte siz Sayın Cumhurbaşkanı'yla yakın zamanda basın önünde diyelim, basın yoluyla diyelim, farklı görüşte olduğunuzu gördük, öğrendik bu konuda. Peki bunu nasıl aşabiliriz? Bu konuda bir istişare, bir diyalog süreci başladı mı, başlamalı mı sizce? Cumhurbaşkanı öyle bir şey arzu etmiyor. Cumhurbaşkanı Kıbrıs konusu müzakereler Cumhurbaşkanı'nın himayesinde yürütülür yıllardan beridir. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı da özellikle benimle aynı dünya görüşünü paylaşan birisi değil. Benim ne görüşte olduğumu biliyor. Bunu söylüyor da biliyoruz onun görüşlerini. Benim bu görüşlerime ihtiyacı olmadığını biliyorum. Öyle de kabul ediyor. Benim de onun görüşlerine ihtiyacım yok. Ve müzakereleri sürdürüş şekline de güvenmiyorum. Onu da açık açık söylüyorum. O da biliyor. Yanlış yöntemler uygulanıyor müzakere masalarında. Bunları söylemekten mutlu muyum? Hayır. Keşke bunları söylememe durumunda olsaydım. Keşke Cumhurbaşkanı ile hükümet Kıbrıs konusunda örtüşen politikalar izliyor olsaydı, o zaman Rum'a karşı, dünyaya karşı elimiz çok daha güçlü olurdu. Ama maalesef bu zafiyeti yaşıyoruz. Bu ciddi bir zafiyettir. Bunun sorumlusu biz değiliz ama. Bunun sorumlusu biz değiliz. Bizi tamamen dışlayıcı bir yöntemle ve mentaliteyle Kıbrıs konusunda müzakereleri sürdürme sevdalısı olan bir Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı ekibi var. Bu doğru bir yaklaşım değil. Siz müzakereleri götürebilirsiniz ama sonuçta bu Kıbrıs Türk halkının, hükümetinin, meclisinin onayına gelmesi gereken bir şey. Bizleri hiçe sayarak, bizlerin görüşlerini, bunları zaten biliyoruz, önemli değil diye bir kenara koyarak, bizlere rağmen politikalar izleyerek nereye gidebilirsiniz ki? Ben başında bu olanağı Cumhurbaşkanı'na sundum. Gittim kendisini gördüm ve dedim ki farklı dünyalarız. Zaman zaman ben beyanatlar vereceğim. Bunları sizi eleştiren beyanatlar diye kabul etmeyin. Masada elinizi güçlendiren beyanatlar diye yorumlayın. Bu kadar açık. Mümkün olduğu kadar az beyanat ver diye bir cevap verdi. Yani benim işime karışma dedi. Ama bu sizin işiniz değil. Bu Kıbrıs Türk'ünün işi. Sadece Cumhurbaşkanı'nın sorumluluk üstlendiği bir mesele değil ki Kıbrıs konusu. Peki şimdi seçim var. Ocak ayında seçime gidiyoruz ve tabii ki Kıbrıs konusu da herhalde seçmenin tercihinde belirleyici olacaktır. Tabii ki. Sizce bu ne kadar olmalıdır? Yani Ocak seçimi sonrasında oluşacak hükümet Kıbrıs konusunda nasıl bir politika savunup da o yetkiyi almış bir hükümet olmalıdır sizce ki bundan sonrası için daha sağlıklı bir şekilde gidebilelim yolumuza?
Şimdi bu konuya çok net bir cevap vermek mümkün değil maalesef. Çünkü bizim her zaman öz eleştiri yaparak söylediğimiz zafiyet ortada duruyor. Bu, yani Kıbrıs konusu partiler üstü bir konu değil. Keşke olsaydı. Ve seçimlere giderken tartışma konuları Kıbrıs konusu dışındaki konular olsaydı. Sağlığımız, ekonomimiz, tarımımız, eğitimimiz, sosyal güvenliğimiz, çevremiz, turizmimiz, bunları partiler tartışarak seçim yarışı yaşasalardı. Bunlar da tabii ki gündeme gelecek. Çünkü bunlar çok önemli konular tabii ki. İşin esası da bunlar devlet açısından. Ama gelin görün ki bütün bunların ötesinde Kıbrıs konusu maalesef partiler arası rekabetin temelini oluşturuyor. Bu zafiyet yaşandığı sürece şimdi bu sorunuza nasıl net bir cevap verebilirim ki? Ben veya burada ben değil başka birisi olsa. Çizgilerimiz çok belli. Hangi partinin hangi çizgide olduğu belli. Vatandaş da bunu biliyor. Gizli saklı bir şey yok. Dolayısıyla vatandaşın tercihinin ne olacağını göreceğiz. Ben Kıbrıs Türk'ünün özünde milli davasına sahip çıkan, ana vatanını ana vatan diye gören, ana vatanını ana vatan demekten hicap duymayan bir zihniyetle hareket edeceğini biliyorum. Ana vatan, yavru vatan ilişkisinden hicap duyan zihniyeti de hiçbir zaman anlayabilmiş değilim. Ana vatan, yavru vatan ilişkisiyle Kıbrıs Türk'ünün küçük gösterildiğini, küçük düşürüldüğünü düşünenlerin zihinlerine şaşarım. Dünyanın en kutsal ilişkisi ana yavru ilişkisidir. Bu ana yavru ilişkisinin en temel özelliği de ana için çocuğu kaç yaşında olursa olsun onun çocuğudur. Ve ana için yavrusunda, yavrusu için dünyanın her şeyin en güzelini, en doğrusunu arzu ettiğini bilmeyen de yoktur. Dolayısıyla ana vatan, yavru vatan ilişkisinden niye bu kadar rahatsız olunuyor? Bunu hiçbir zaman anlayabilmiş değilim. Tekrar ediyorum, ana vatan, yavru vatan ilişkisinde Kıbrıs Türk'ü küçük mü düşürülüyor? Bunu mu yorumluyor bu arkadaşlar? Bu nasıl bir mentalite? Ana yavru ilişkisinden utanıyorlar demek. Yani hiç başka sıkıntımız kalmadı. Efendim ana vatan, yavru vatan değil, iki kardeş ülkeyiz. Yapma ya. Dünkü törenlere yönelik eleştiriler de vardı. 15 Kasım törenlerine yönelik. Bu noktada bunu da sormak istiyorum size. Özellikle örneğin Solo Türk'ün gösterisi, eleştirenler oldu. Askeri törenlerin artık olmaması gerektiğini söyleyenler var. Siz nasıl değerlendirirsiniz efendim bu eleştirileri? Yorum yapmaya bile utanıyorum. Yorum yapmakla bu eleştirileri gündeme getirenlere hak etmedikleri krediyi vermiş olacağımı düşündüğüm için. Olamaz böyle bir şey yani. Bu arkadaşlar Güney Kıbrıs'taki 1 Ekim törenlerinde F-16'lar geçtiğinde Yunanistan'dan bir eleştirileri oldu mu? Güney Kıbrıs'taki törenlerde asker geçmiyor mu? Hangi ülkenin milli günlerinde, cumhuriyet günlerinde asker geçmiyor ki törenlerinde? Yollar da kapatılıyor aslında. Ben müsaadenizle aktarmak istiyorum. 28 Ekim günü, ki Yunanistan'ın milli bir günüdür, Ohi günüdür. Evet. Ve güneyde de törenler yapılır. Resmi tatildir hatta. Cumartesiydi hasbelkader bu yıl. Ben de ailemle güneye geçtim ve bütün yollar kapalıydı. Ulaşmak istediğimiz noktaya çok zor ulaştık. Hiç taviz vermedi polis. Uzun süre kuyruklarda da bekledik. Bunu da aktarmak gerekir diye düşündüm. Müsaadenizle. Tamam, estağfurullah. Teşekkür ederim. Ben güneye geçmediğim için bu tür tecrübem yok. Ama işaret ettiğiniz için teşekkür ederim. O yüzden. Dolayısıyla bu tür eleştirileri anlamam mümkün değil. Ben dün ve ben eminim Kıbrıs Türk'ü tümüyle dün son derece mutlu bir gün yaşadı. Büyük bir coşkuyla 15 Kasım'ını kutladı. Solo gösterisi hayranlıkla izlendi.
uzun bir süreden sonra ilk defa doğup dolu bir tören yaşadık. Buna katkı koyan herkese ben teşekkür etmek istiyorum. Eleştirilen arkadaşları da kendi dünyalarıyla baş başa bırakmak istiyorum. Peki, süreyi tamamladık. Ben de size çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Geldiniz bugün programımıza konuk olduğunuz için. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Üzere. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, bugün adına noktamızı koyalım. Yarın yine aynı saatte 16'da bir kez daha günü gündemi artısıyla konuşmak, değerlendirmek üzere karşınızda olacağız. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın. İyi akşamlar diliyorum.